Evet, ne yazık ki bizde de Rize'de bir sel felaketi yaşandı. Ama onun dışında ülkenin geri kalanında bunaltıcı sıcaklar var günlerdir. Neyse ki meteorolojiden özellikle Marmara ve Ege için bir yağış haberi geldi, uyarısı geldi. Şimdi hava durumu için neler söyleniyor? Meteoroloji ne gibi bilgiler verdi? Melis Coşan İslamoğlu bize aktaracak. Hemen sözü ona bırakıyoruz. Melis. Evet Merve, aslında senin de söylediğin gibi bunaltıcı bir sıcak vardı. Dereceler 35-36'ya çıkmıştı. Libya'dan gelen bu sıcak hava dalgası yerine artık Romanya'dan gelen serin ve yağışlı bir havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kurban Bayramı hava tahmini raporlarına göre bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde yağışlı bir hava etkili olacak. Özellikle Marmara ve Ege bölgesinde. Marmara bölgesindeki yağışların bugün başlaması bekleniyor. Ara ara bazı bölgelerde başlayacak ama yağışların asıl yarın başlaması bekleniyor. Bir saat arayla gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar etkili olması da bekleniyor yarın itibariyle. Peki bu yağış hava ne zamana kadar devam edecek? Pazar gününe kadar İstanbul'da özellikle etkili olmaya başlayacak. Tabii en çok etkilenen yerler de var Marmara bölgesinde. Kocaeli, Yolova ve Sakarya'da daha çok etkili olması bekleniyor. Özellikle meteoroloji bu sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda da uyarısı var. Herhangi bir ani sel baskınları, ağaç düşmesi, direkt devrilmesi gibi olaylara karşı da vatandaşları uyarıyor diyelim. Yine tekrar müjdeli haberi de verelim. İstanbullulara bu bunaltıcı hava sıcaklıkları artık geride kalıyor. Yarından itibaren, aslında bugünden başlayıp pazar gününe kadar devam edecek serin havalar geleceğini aktaralım ve sözü tekrar stüdyo bırakalım.